Evet sevgili Balkanlar TV izleyenleri, bugün Zeytinburnu'ndayız. Türkiye Güvercinciler Federasyonu Zeytinburnu Derneği'ndeyiz. Zeytinburnu Şubesi'ndeyiz. Evet. Yanımızda Mustafa abi var. Benim de çocukluğumdan beri tanıdığım, bildiğim komşum, abim, hemşerim. Mustafa abi merhabalar. Merhaba. Selamlar, saygılar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Hayırlı yayınlar size. Teşekkür ederiz. Sizinle her zaman yolda karşılaşıyoruz. Çocukluğumuzdan beri sizi tanıyoruz. Güvercinlere olan meranızı biliyoruz. Evet. Burada komşuluğumuz var. Evet. Bir korona salgını atlattık. 1,5-2 yıl geçti. Tabii aşağı yukarı. Bu salgının işte hafiflemeye doğru gittiği günlerdeyiz. Evet. Biraz daha inşallah normale döneceğiz. Ama ben biliyorum ki yani siz çok uzun yıllar önce bu kuşlarla ilgilenmeye başladınız. Evet. Hem sizi tanısın izleyicilerimiz hem de bu işin serüvenine nasıl başladınız? Tarihi nasıl geçti? Bize anlatır mısınız Mustafa? Ben 9 yaşından beri güvercin besliyorum. Şu anda biz tabii geldik belli yaşa, 60 yaşına geldik. Bu zaman süre içerisinde derneğimizi kurduk. 32 yıldır Zeytinburnu Güvercin Sevenler Derneği Türkiye'de açık olup işleyen, amacının dışında hareket etmeyen bir dernektir. Akabinde 2006 yılında Türkiye Güvercin Federasyonu'nu kurduk. 7 dernek olarak. Şu anda da o federasyonun 4 yıl federasyon başkanlığını yaptım. 4 yıl başkanlığını yaptım. 2 yılda 11 ülkenin federasyon başkanlar başkanlığını yaptım. Şu anda gene benim yardımcım olan Bilgin Tuncay Başkan şu anda başkanlığı yürütüyor. O da şimdi bu ayın sonunda yeni kongre olacak. Koronadan sebep kongremizi yapamadığımızdan dolayı uzadı. Dolayısıyla biz şimdi güvercine çok gönül verdik. Ben kendim esas çocukluktan beri benim beslediğim güvercin taklacı oyun kuşu güvercinidir. Ama 30 yılı aşkın süredir de posta güvercini besliyoruz. Dolayısıyla da biz bu federasyonu kurduktan sonra 7 kulüple kurduk federasyonu. Şu anda 70 kulüp federasyona kayıtlı kulübümüz var. Edirne'sinden tutun, Diyarbakır'ından, Batman'ından, Şırnak'ından, Eskişehir'inden, Manisa'sından, İzmir'inden bütün 81 ilde federasyona kayıtlı derneklerimiz var. Derneklerimizin amacı biz federasyonu kurarken de hiç devletten herhangi bir destek almadan federasyonumuzu kurduk. Tamamen sportif amaçlı kurduk. Bunun içinde tabii ırk ırk güvercinler var. Bunların yarışmalarını da tertipliyoruz. En fazla yarışması olup toplu dünya ile evrensel paylaşılan güvercin olarak posta güvercini var. Bu posta güvercini ile alakalı da ilk baştan bundan 10 sene evvel falan bir tane kolombodrum vardı. Yavruyken kuşlar oraya teslim edilen. Bugün Türkiye genelinde yaklaşık 11 tane kolombodrumumuz var. 2 tane Edirne'de var, 2 tane Manisa'da var, İzmir'de bir tane var, Bursa'da 2 tane var. Bu şekilde İstanbul'da Arnavutköy'de bir tane var. Eskişehir'de vardı, kapandı. Çorlu'da vardı, kapandı. Dolayısıyla güvercinciliğe bir şey atlattık. Kimlik kazandırdık. Bütün güvercinleri künyelettik. İstahlarını şey yaptık. Uluslararası Dünya Federasyonlar Birliği üyesiyiz. Ayrıca federasyonumuzda FIFA kuratlı hakemlerimiz var. Şu anda federasyonumuzun başkanlığını Bilgin Tuncay Başkan devam ettiriyor. Bu şekilde Allah rahmet eylesin diyorum Rıdvan Dinçer'e. Merhum Rıdvan Dinçer'e. Bu kuşçuluk camiasına çok faydası olan, sevilen, sayılan bir abimizdi. Hakk'a yürüdü. Çok da güzel bir Edirne'de 10 dönümün üstüne tapulu, şu gördüğünüz şu karşıda ödüllü Kırkpınar Arena yazan yeri kurdu kendisi. Şu anda orada 6000 kuş kapasiteli bir tesisimiz var. İnşallah sizi oraya da davet edeceğim. Hem İnşallah. Kalmanıza, hem yemeğinize, her şeyinize, konaklamamıza orada ev sahipliği yaparım o finalinde. Bu sene de gene final var orada, Eylül ayında. Çok güzel. Her zaman bekleriz. Allah razı olsun. Onun dışında bizim şimdi güvercinle alakalı tabii güvercinciler için genel anlamda iyi şeyler hani bakılmaz edilmez ama dışarıdan bilmeyenler bunu böyle biliyorlar. Güvercin besleyen insan evine bir sefer, günde iki sefer, üç sefer uğrar. Herhangi bir kötü alışkanlıktan onu uzaklaştırır. Ayrıca bunun tabii yarışmaları var, ne bileyim yani kötü şeylerden alıkoyması var. İnsan sevgisi, çevre kazanıyorsun. Ayrıca ben burada 81 ilden, şurada oturduğum yerden
her ilde, ilçede 200 tane, 250 tane güvercin sever arkadaşımız orada herhangi bir legal olmayan her işimizi halledecek kapasitede de çevremiz var. Bugün bütün partilerin 81 ilde ilçe şeyleri yoktur ama Türkiye Güvercin Federasyonu'nun 81 ve il ve ilçelerinde kulüpleri vardır. Orada da bu hayvanları besleyen arkadaşlarımız vardır. Mardin Taklacı Oyun Kuşu dediğimiz yarışma Marmara Bölgesi Federasyonu'nun tertiplemiş olduğu Marmara Bölgesi Taklacı Oyun Kuşu yarışması var. Bu yarışmanın da sınırları Silivri ile İstanbul sınırları içerisinde gerçekleşiyor. Gebze arasında gerçekleşiyor. Yaklaşık 1000-1500 tane güvercin sever. Herkes kendi evinde uçurmak kaydıyla bu güvercinlerin yapmış oldukları performansları sergiliyorlar. Bunlarla alakalı hakemleri var. Gidiyorlar orada puanlıyorlar. Bir de ayrıyetten mesela biz güvercincilik olarak bütün Türkiye'ye çok büyük federasyon olarak çok büyük şeyler kattık. Şu anda mesela taklacı oyun kuşunda ayağında federasyon markası olmayan kuş yarışamaz. Posta kuşunda Türkiye Güvercin Federasyon markası olmadığı zaman yarışamaz. Mısır bango kuşunda aynı. Kelebek öyle, posta öyle, baska öyle. Bunlar hepsi teker teker kayıt çoğunun da hep kayıt altına alınıyor. Ayrıyetten de hepsinin de federasyon tarafından tescilleri de alınıyor. Mesela Bursa Oynar Kuşu'nun tescili alınmış. Şimdi şu anda Mısır'ın tescili alınmaya çalışılıyor. Alabadem dediğimiz kuşun tescili alınmış. Edremit kelebeğinin tescili alınmış. Bir taraftan Diyarbakır'da gene 12 tane 13 tane ırkımız var. Onların alakalı oradaki başkanlarımız Hasan Hüseyin Tuğcu olsun. O da orada ilgileniyor. Oradaki gene bizim bu işten alakalı profesörler var. 4 tane Türkiye genelinde. Türker Savaş diye bir profesör abimiz var. Çanakkale'de, Eskişehir'de gene bir Mustafa hocamız var. Gene Malatya'da gene bir hocamız var. Bunlar da gerekli biz kriterlerini belirlediğimiz sürece bu yarışmalarla alakalı kuşların kriterleriyle alakalı da çalışmaları yapıyorlar. Biz şimdi bu kuşların tescillerini almamızdaki dava sen kuşun tescillini alıp bu kuşun Türkiye'ye ait olduğunu belirlemediğin zaman başkaları o kuşa sahip çıkar. Bu sefer de kuş Türkiye Cumhuriyeti güvercininden çıkar. Başka ülkenin şeyi olur. Başkaları buna tescil alır. Bu sefer de oranın güvercini olmuş olur. Onun için de biz bizden ırkları korumak için bu cinsiyet. Ayrıyetten de biz mesela şu anda Dünya Federasyonlar Birliği üyesiyiz güvercinde. Yani Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne giremedik ama güvercincilik olarak şu anda 2006'dan beri Türkiye Dünya Federasyonlar Birliği üyesi güvercinde. Dünyadaki FCI dediğimiz FCI tabii. Bütün o resmi kurumlara evet. Kaydımız süre bu çok güzel. Evet. Peki Mustafa abi bizim Zeytumun'da kaç tane böyle kuş besleyen meraklısı var bu işe? Şimdi onunla alakalı da ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii bizim şimdi bu hani dernekçilik biraz daha bu işi sportif amaçlı beslemek başka bir şey. Şimdi ben burada doğma büyüme Zeytinburnu'yum. Benim anam babam burada doğmuş büyümüş. Yani dedem rahmetli olmuş 94 yaşında. Ben burada her sokaktaki kuşçuyu da tanırım. Her sokaktaki kuşçu da beni tanır. Eyvallah. Niye? Biz çünkü aynı hobidaşız. Birbirimize meraktan dolayı, şeyden dolayı arkadaş oluyoruz. Birbirimize şey oluyoruz. Danışmanlık yapıyoruz. Çok sayıda arkadaş. Ama şimdi şu anda bizim derneğimizde aşağı yukarı 600 kusur tane üye var. Eyvallah. Evet. Bu Zeytinburnu için değil mi? Zeytinburnu. Çok iyi. Ama bana göre o sayı 2 veya 3 katı vardır. Üye olmayanlar da var. Hatta her geçen gün bu işe merak salıp daha küçük çapta da olsa beslemeye başlayanlar vardır. Tabii. Şimdi mesela Avrupa'da veya yurt dışında böyle hayvan besleyenler, güvercin besleyenler hep böyle belediyelerden, şeylerden izin alıp güvercinleri beslerler. Herhangi bir derneğe veya bir sivil toplum örgütüne üye olmayan hayvan besleyemez. Eyvallah. Böyle şeyler var. Zamanla bu da bizim de böyle olacak yani. Eyvallah. Şimdi şu anda geçenlerde gene Cumhurbaşkanımız hayvanlarla alakalı yasanın da çıkacağını kendisi belirtti. Kendinde de sağdan soldan hediye edilmiş 15-16 tane hayvan var. Eyvallah. Çocuğunda da var, kızında da var. Biz de şimdi bunu besliyoruz. Ben köye gitsem köyde de besliyorum. Ama köpeğimi, ama kuşumu, ama kedimi. Tüm hayvana karşı bir tüm hayvana karşı sevgimiz, saygımız var.
Türkiye Güvercin Federasyonu kurucu başkanımız merhum Rıdvan Dinçer, ondan sonraki başkan ben Mustafa Ayıroğlu, şimdiki mevcut devam eden başkanımız gene Bilgin Tuncay başkanımız. Gene burada gördüğünüz kupalar, ödüller, derneğimiz 32 yıldan beri aşağı yukarı 1250 kupaya sahip. Bu kupaların çoğu tabi hep postadan alınma kupalar. Posta kuşuyla alakalı derneğimizde üyeler vardı. Ondan alakalı kupalar. Tabi takriben de 80-100 tanesi de bu kupaların benimdir. Bunların çoğunu da ben kolombodrumlarda aldım. Yani Romanya'da da aldım, Bulgaristan'da da aldım, İstanbul'da da aldım, Manisa'da da, İzmir'de de. Kolombodrum kupasını almak çok zordur. Yani öyle herkesin rahat rahat alabileceği bir şey değildir. Böyle bir sırtlık herhalde, bir çanta. Evet. Bununla güvercin taşıyorlar. Bu tabii. Şey mi yani böyle... Ya bunlar mesela güvercin de getirebilirler, kedilerini getirebilirler, köpeklerini, yavru köpeklerini getirebilirler. Hayvanları taşıyabilecek bir çanta. Gayet güzel böyle çok güzel. Bir çanta. Aynı zamanda sırtı asılacak sırtına şekilde da takabilir. Yani tabii. Bir bisiklete giderken tabii. Çocuk ya da şimdi güvercinin, bu posta güvercinin mesela şu posta güvercin de gene benim posta güvercini. Zamanında eskiden Osmanlı döneminde posta güvercinin değeri o kadar önemliydi ki aynı bu sırt çantasının içinde 5 tane güvercinle bütün her tarafa savaş mavaş olduğunda haberleri onlarla gönderirler. Çok daha stratejik, o, tabii, stratejik bir öneme sahip. Yani bugün ulaştırma var, teknoloji var. Ama yarın teknoloji bittiği zaman gene bütün haberleşmeyi bunlarla yapacağız. Ayrıyeten de tarihte olduğu gibi şu anda da 81 ilde de her tarafta da derneklerimiz de var. Bu ırklan kuş besleyen arkadaşlarımız da var. Geçenlerde buradan 2 hafta evvel Diyarbakırlı kardeşlerimiz gelip İstanbul'dan kuşları saldılar. Diyarbakır'a gitti. Eyvallah. Biz de oradan salıyoruz, buraya geliyor. İşte Ankara'da sal, buraya geliyor. Bugün gene yarış var. Kuşlar gitti evet. Ankara'ya. Okyanustan salınan kuşları biliyoruz Mustafa abi. Büyük tabii gemilerden o, salınıp o şimdi, o şimdi okyanustan salınma mevzusu da şöyle. Çoğu ülkelerin mesela kara yüz ölçümü ufak olduğundan dolayı okyanusu açılıp o kilometreyi yakalamak için salarlar. Eyvallah. Bir de böyle ödüllü yarışmalar oluyor. Ondan alakalı salıyorlar. Eyvallah. Yine burada bahsettiğiniz 40 Pınar Arana var. Tabii 40 Pınar Arana var. Ege 6 var. Tabii o TGF dediğimiz evet. Türkiye Güvercin Federasyonu'nun logosu. Dernekte mesela bu bizim aspir dediğimiz bir yem. Aspir evet. Dediğimiz yem. Kuşa benziyor değil mi? Yok benziyor ama değil. Bu şey tabii. Limon kabuğu, limon çekirdeği evet. Düşün. Limon çekirdeği tabii, gibi. Limon çekirdeğinin kurutulmuşu. Aspir var. Tabii aspir var. Hemen yanında yine sorgun var. Bu bezelye, yeşil bezelye, kahverengi bezelye, beyaz bezelye. Bunlar da gene karışık yemlerimiz. O darı. Bu ağdarı, bu çekirdek, mısır buğday, ufak mısır, bu şekilde. Bu da palet yem, bu da kenevir dediğimiz gene şey, bu şekilde. Ya bunlar da gene güvercinlerin şeyleri, vitaminleri, katkı maddeleri. Bunlar da ekipmanları, şeyleri. Şöyle şu karşıyı da şöyle bir çekersen, şöyle bak şurası çok güzel bir obje verir sana şöyle. Bunlar da kuşların bakımı, büyütülmesi, tabii. Hasta olmamaları ile ilgili derneğin ilaçlar, ürünleri, tabii. Üyelere ait ürünleri. Dernen, yani aslında sevgili Mustafa ürünleri. Abi bizler dernekte evet. Sadece hani kuru bir dernektir burası. Değil. Güvercinciliğe hizmet veriyor. Hepsinin tescili hem de tedavileri, büyütülmesi, tabii. Hastalıktan korunması ile ilgili tabii. Burada bilgi alışverişi oluyor. Tabii. Sanki bir nevi bir tıp merkezi gibi ya da böyle bir yiyecek merkezi gibi. Bunu besleyen kuşunun neye ihtiyacı varsa onu geliyor alıyor. Yeme ihtiyacı olan yemini alıyor, kuma ihtiyacı olan kumunu alıyor. Bir nevi eğitim. Bir taraftan kuşun biti piresi varsa bit pire ilacını alıyor, o kuşları şey yapsın diye. Öbür taraftan vitamine, seruma ihtiyacı varsa şekerini alıyor. Suluklarını bilmem şeylerini alıyor. Burada yani burada olan şeyler hepsi güvercinlerle alakalı. Eğitim amaçlı gibi oluyor değil mi sevgili? Tabii. Burada herkes bilgi sahibi, herkes yıllardan beri beslemiş. Şimdi bizim genel anlamda Türkiye genelinde kanatlıyla alakalı okunmuş veterinerlik az. Bölüm tabii, bölüm olarak az. Ama şimdi bundan sonra daha tabii
eğiliyorlar. Daha Türk firmaları çıkıp bunu daha da iyi yerlere taşıyacaklar. Şimdi atacak. Ben onu niye öyle diyorum? Ben istiyorum ki bu kadar veteriner kardeşimiz yetişiyor, ediyor. Sen düşünsene 81 ilde 5'er tane veteriner güvercinle, kanatlıyla 10'ar tane veteriner bu işe şey bağlasa, ondan sonra onlardan istihdam sağlasa, o kardeşlerimiz aldıkları diplomalar lan o işin üzerine devam ettirseler, onlar da bir aş iş evine ekmek getirse çok ben güzel. Memnun olurum. Çok. Burada böyle güvercin sevenlerin getirmiş oldukları güvercinler var. Buraya bazı güvercinler bırakılıyor. İşte karşılığında yem alınıyor ya da birisi beğendiği bir kuş varsa bunlar. Tabii ki bunlar biraz daha böyle. Şimdi bunlar en azından bir. Bunlar taklacı oyun kuşu dediğimiz oyun kuşları. Türkiye Güvercin Federasyonu taklacı Mardin, oyun kuşu. Mardin yarışmasının Mardin. Kuşları yani bunlar paçalı, taklacı, renk tepeli. Ama bunlar tabii renginden, güzelliğinden çok performanslarıyla değer kazanırlar. Herkes kendi çatısında veya bahçesinde uçurur. Evet. Orada yapmış oldukları icraatlara göre de puanlarını alırlar. Alçalması şu kadar, yukarıya çıkması bu kadar, yükselmesi. Taklası bu kadar, kanatçesi bu kadar gibi. Bunlarla alakalı şey de böyle. Kriterleri var. Bu da deminden beri bahsettiğimiz bütün Postalı. Osmanlı döneminden bu döneme bütün haberleşmeyi sağlayan posta güvercinlerimiz. Bunlar daha uzun maraton koşar. Bunlar da 100 kilometreden başlar. Türkiye il sınırlarında nerede yer varsa salınacak. Oralardan saldığın zaman gelir yerlerine gelirler. Kaç yıl yaşıyor hepsinin, başkanım? Hepsinin ayaklarında böyle doğma büyüme künyeleri vardır. Evet. Federasyonun künyesidir bunlar. TGF'nin künyesidir. Bunlar takriben 17-19 yaş gibi yaşarlar. Ama tabi güvercinde hayvandaki yaş sınırlaması insana göre 1'e 10 gibidir. Yani yaklaşık baktığın zaman 6-7 yani bunların 20 yaşındakisi insanın 100 yaşındaki gibi olur yani. Eyvallah. Artık böyle yürüyemez, şuradan şuraya uçamaz bu şekilde yani. Nadir de olsa 20 yaşına ulaşıyor değil mi? Ulaşıyor. 17-18-19 sene. Peki başkanım, bu posta güvercinliğiydi. Evet. Mardin'i gördük. Başka örnek olarak bize gösterebileceğiniz bir iki kuş çeşidi şimdi daha var mı? Şimdi gene burada var. Tabii, burada şimdi gene ya bir gün açık alana çıkacağız. Açık kümese gideceğiz ama hazır gelmişken. Bunlar da şimdi gene yeni komisyonu kurulan baska dediğimiz türler. Bunlar da aynı. Baska dediğimiz türler. Bunların da komisyonları şu anda kurulmak durumunda. Bunun da başkanı, değerli başkanımız, komisyon başkanımız Mehmet Ceylan başkanlığında çok iyi yerlere geliyor. Mısır'ının olsun, Bango'nun olsun, Baska'nın komisyon başkanlığını yapıp yönetimiyle beraber bunlara da bir şey kazandırmaya başladı. Kimlik ve teslim yapacak. Teslim kazanmaya başladı. Bu da bizim gene Yugoslavya'mızdan, Üsküp'ümüzden, Makedonya'mızdan gelen döneklerimizden. Bir Balkan kuşu. Balkan kuşudur. Evet. Ayrıyetten. Bunlar iki çeşittir. Bu bizde şimdi paçalısı olmadığından ben bunu gösteriyorum. Bunun özelliği de buradan kaldırırsın yukarıya çıkar. 2 kilometre, 3 kilometre yukarıya çıkar. Kümesi açtığında yerde pırıltıyı gördü mü saniyede yere taş gibi düşer. Mermi gibi iner aşağı. Ama böyle bir de burgu yapar yani aşağıda. Döne. Tabii. O yüzden dönek lakabı. Buradan da dönekçilerin hepsini yad edelim. Selamlar aşağı olsun. Yukarı Allah rahmet eylesin. Rahmetli Cepo abimiz çok büyük dönekçiydi. Yugoslav döneğe beslerdi. Nevzat abi, Sobacı Cafer, Necu abi, Camcı Kemal, Lütfü abi. Bunlar hepsi rahmetli oldular. Emin abi. Ondan sonra Sadullah abi Bayrampaşa'dan, Fettah abi, gene Zeyno abi, ondan sonra gene Dilaver abi, Azem abi. Yani bunlar aklıma gelenler. Bu benim saydığım 10 tane ilçeyi saydım size. Eyvallah. Hepsinin içinden de 3'er 4'er tane Yugoslavya'dan kuşlarıyla beraber gelip kültürlerini burada yaşatan Allah rahmet eylesin insanlar. Hepsine selam olsun. Selam olsun. Ben biliyorum ki şu anda halen onların o bayrağını orada taşıyıp güvercin besleyen, meraklı devam ettiren tabii. Arkadaşlarımız var. Tabii. Buradan da Üsküp'e, Balkanlara tabii. Ve kim var ise bu mübarek hayvanları
sevenler, bunları besleyenlere selam olsun. Selam olsun. Tabii. Teşekkür ederiz sevgili hocam. Biz teşekkür ederiz. Kabul ettiğiniz için. Sağ olun, var olun. Böyle akşamüstü uğradık ama ben biliyorum ki bu bizim için bir başlangıç olacak. Tabii şimdi burada yerimiz falan şeyimiz de burada şey değil. Biz bu pandemi de daha güzel. 15-16 aydan beri kapalı olan bir derneğimizde zor şartlar altında bir şeyler verebildiysek size Allah ne mutlu da bize. Ama bir gün açık alana çıkacağız. Tabii orada, hep beraber. Hepimiz sevgili izleyenler hayvanları çok seviyoruz. Türkiye Güvercin Federasyonu'nun çatısı altında toplanmaya bütün Türkiye'yi davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Daha güzel günlerde, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle sevgili izleyenler.